Uzun ve ağır süren gribal enfeksiyonların sebebiyle ilgili olarak Doktor Vilda Barlas, pandemiden dolayı maskelerle ve mesafe yöntemiyle sadece COVID-19'dan değil, tüm solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerden korunduk. 3 sene zarfında vücudumuzdaki antikorlar sabit kaldı fakat virüsler mutasyona uğradı. Vücudumuz mutasyonlu virüsü tanımıyor ve hastalıklar daha ağır ve uzun sürüyor dedi. Kış aylarının başlamasıyla birlikte sağlık alanında en çok konuşulan konulardan bir tanesi uzun ve ağır geçirilen gribal enfeksiyonlar. Covid-19 sonrası herkesin en çok korktuğu hastalıklardan bir tanesi olan gribal enfeksiyonlarla ilgili uzmanlar şimdilik korkulacak bir şey olmadığını söylüyor sürecin uzun süren maske kullanımından sonra olağan geliştiğini söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vilda Barlas aynı zamanda sebebiyle ilgili olarak vücudumuzdaki antikorlar 3 yıldır mutasyona uğrayan gribal enfeksiyon virüslerini tanımıyor dedi. Sadece COVID'den korunmadık. Bütün e, solunum yolu enfeksiyonları yapan virüslere karşı da korunmuş olduk. Hem ilişkin hem çocuklar. Bizim metabolizmamız, organizmamız bir savunma sistemi var. Bir yabancı bir virüs veya bakteri Vücudumuza girdiği zaman vücut savaş hale geçiyor ve onlara karşı antikor oluşturuyor. Antikor artık herkes biliyor COVID'den dolayı ve mücadele veriyor. Bu savaş belli bir süre devam eder. Birisi galip çıkar, virüs kayıp çıkarsa hasta oluruz. Galip çıkmazsa sağlık bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Fakat virüsler çok akıllı ve... Covid'den bildiğimiz gibi her sene veya daha erken bir süreçte mutasyona uğrayabiliyorlar. Bu üç sene zarfında vücudumuzdaki antikorlar sabit kaldı ama virüsler mutasyona uğradı. Ve sürekli antijen değiştirdiler. Ee, ve bu üç senenin sonunda şu anda maskesiz dolaştığımız için virüslere karşı daha çok maruz kalıyoruz. Vücudumuz onları tanımama hale gelmiştir. Çünkü bizim antikorlarımız 3 sene önceki antikorlardır. Bu 3 sene içinde bütün virüsler mutasyona uğradıkları için vücudumuz onları tanımıyor. Virüs vücudumuza girdiği zaman bir reaksiyon oluşuyor normalde ama bu sefer hiç tanımadığı için antikorlarımız onları bilmediği için daha ağır seyrediyor, savaş daha uzun sürüyor ve enfeksiyon da daha uzun seyrediyor. Ee, bu kadar ağır seyretmesi ve bu kadar uzun sürmesi nedeni vücudumuz onları tanımaması. Bildiğimiz adenovirus, rinovirus, rsv virüs, influenza bunların hepsi bildiğimiz virüsler. Ee, fakat e, vücudumuz onları eski belleklerine taşıdığı için eski antikorları olduğu için bu pek tanımıyor ve bu savaş uzun sürüyor maalesef. Bence korkacak bir durum değil. Şeye düşünsün aileler, çocukları ilk 3 yaşında okula başladıkları zaman ne kadar hasta oluyorlar. Her 10 günde bir farklı bir virüste tanışıp farklı bir şekilde hasta olup karşımıza çıkıyorlar. Bu sene de bu şekilde sadece çocuklar değil erişkinler de bu şekilde. 10 günde bir 20 günde bir farklı virüste karşılaşıp ona karşı savaş verip antikor oluşturuyoruz şu anda. Bence korkacak bir durum değil ama kendinize kork mız da lazım. Aynı zamanda beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle influenza aşısı, bizde grip aşısı diye geçiyor. E, grip aşısı olmamız gerekiyor hepimiz. Bebekler 6. aydan sonra olabiliyorlar. 3 yaşından önce iki e, 2 doz şeklinde yarım olarak yapılıyor. 3 yaşından sonra tek doz şeklinde yapılabiliyor. E, bir kere influenza A geçirdiler diye influenza B olmayacaklar anlamında gelmiyor. O nedenle influenza geçirilmişseler bile grip aşılarını olsunlar diye tavsiye ediyorum.